Herkese merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ölçme değerlendirme test çözümleriyle yeni bir videomuza başlayacağız. Hepiniz eğitim ve eğitimcinin kanalı Hocam Bilir kanalına hoş geldiniz. Yalnız paylaştığım 5 video ders videosuna baktığımda genel olarak izlenmeler 3500 civarlarında. Bu da bir meblağ, biliyorsunuz 650 bin gibi büyük bir eğitim ordusunun bu kadar izlenme oranının çıkması üzücü. Hep birlikte bu sınavı geçeceğimize inanıyorum. Hep birlikte inşallah öğretmen arkadaşlarımızın diğer, sadece kendi kanalım için söylemiyorum, diğer kanallarla birlikte izlenme oranının ve aboneliğin had safhada olması temennisiyle bugünkü dersimize başlayalım inşallah. Ve tüm öğretmen arkadaşlarımızdan eğitim ve eğitimcinin kanallarına destek olmaya davet ediyorum. Evet, bugünkü ölçme değerlendirme test çözümlerinde gerçekten özenerek hazırladığım 10 tane soruyu hep birlikte çözeceğiz. Sınavda çıkma ihtimali yüksek sorular. Bu sınavı başarılı bir şekilde, yani 10'da 10 yapacağınızı düşünerek testimizi çözmeye başlayalım. Evet, birinci sorumuz: aşağıdakilerden hangisi test geliştirmenin işlem basamaklarından birisi değildir? A. Amacın belirlenmesi. B. Kapsamın belirlenmesi ve belirke tablosunun oluşturulması. C. Denemelik maddelerin soruların yazılması. D. Maddelerin soruların gözden geçirilmesi, diğer adıyla redaksiyon. E şıkkımızda testin sonuçlandırılması. Her zaman olduğu gibi birkaç saniye ara vererek düşünme payı bırakalım. Evet, şıkları incelediğimizde test geliştirme işlem basamaklarından birisi olmayan nedir? Testin sonuçlandırılmasıdır. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuz: ölçme araç ve yöntemlerinden hangisi geleneksel yöntemlerden birisi değildir? A. Yazılı yoklama. B. Cümle tamamlama. C. Gözlem formu. D. Eşleştirme. E. Çoktan seçmeli. Geleneksel yöntemlerden birisi değildir. Ölçme araç ve yöntemlerinden hangisi geleneksel yöntemlerden değildir? Bildiğiniz üzere gözlem formu geleneksel yöntemlerden birisi değildir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar: aşağıdakilerden hangisi açık uçlu sorulardan değildir? A. Doğru yanlış. B. Cümle tamamlama. C. Sözlü yoklama. D. Kısa yanıtlı sorular. E. Uzun yanıtlı sorular. Açık uçlu sorulardan olmayan sordum burada. Cevabımız A. Doğru yanlış olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabı A. Adana şıkkı. Dördüncü sorumuz: maddelerinde verilen doğru yanlış madde yazılım kurallarını sormuşuz. Birinci maddemiz: her madde fazla ve farklı bir fikir belirtmelidir. 2. Doğru ve yanlış maddeler testte belirli bir örüntüye göre yerleştirilmelidir. 3. Mümkün olduğunca olumsuz ifade kullanılmamalıdır. 4. Doğru ve yanlış maddelerin ifadesi farklı uzunlukta olmalıdır. Verilen maddelerden hangileri doğru yanlış maddelerin yazım kurallarındandır? Evet, cevabımız ne olacak? Dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı 2 ve 3. Yani doğru ve yanlış maddeler testte belirli bir örüntüye göre yerleştirilmeli. Diğeri de mümkün olduğunca olumsuz ifade kullanılmamalıdır şeklinde. 1 ve 4. maddedeki verilenler doğru yanlış maddelerin yazım kurallarından birisi değildir. Tekrar edelim. 4. sorumuzun cevabı B Bursa şıkkıdır. 5. sorumuz: yukarıda verilen özellikler hangisine aittir diye bir soru.
1. Hazırlanması zor ancak puanlaması kolaydır. 2. Puanlama objektiftir. 3. Çeldirme mantığı temellidir. 4. Çok sayıda soru sorulabilir. 5. Sistematik hata karışma ihtimali çok düşüktür. A. Doğru yanlış. B. Eşleştirme. C. Yazılı yoklama. D. Çoktan seçmeli. E. Kısa cevaplı sorular. Yukarıdaki verilen 5 özellik aşağıdakilerden hangisine aittir? Evet. Cevabımız 5. sorunun cevabı Denizli şıkkı çoktan seçmelinin özellikleridir arkadaşlar. 5 Denizli diyoruz. 6. sorumuz aşağıdakilerden hangisi portfolyo oluşturma sürecinden biri değildir? A. Toplama. B. Seçme. C. Çıkarma. D. Sonuç. E. Yansıtma. Biliyorsunuz portfolyo oluşturma süreci cevap vermişsinizdir. Onun için söyleyeceğim. 4 alt kısımda inceleniyordu. Toplama, seçme, sonuç ve yansıtma şeklinde. Dolayısıyla bunlardan biri olmayan nedir? C şıkkı çıkarma. Altıncı sorumuzun cevabı C çıkarma. 7. sorumuz hangisi öğrenci değerlendirmesinden biridir? A. Akran değerlendirme. B. Rubrik. C. Kontrol listesi. D. Kontrol formu. E. Dereceleme ölçeği. Evet, şıklara baktığımızda öğrenci değerlendirmesinden biridir dendiği için ne olacak? Adana şıkkı, A şıkkı, akran değerlendirme, öğrenci değerlendirmesinden birisidir. Gelelim 8. sorumuza. Yukarıdaki verilen özellikle ilgili bir soru. Bu özellik performans değerlendirmelerinden hangisine aittir? Bakalım verilen özelliğe. Gözlenen performans ürününün ölçütlere uygunluğunu. Evet, hayır. Var, yok. Gösterdi, göstermedi. Ve bunun gibi bir biçimde kategorik 1-0 olarak puanlama amacıyla kullanılan araçlardır. Bu özellik hangi performans değerlendirmesine aittir? A. Kontrol listeleri. B. Dereceleme ölçekleri. C. Gözlem formları. D. Öz değerlendirme. E. Rubrik. Evet, ölçüde uygunluk, evet, hayır, var, yok ya da gösterdi, göstermedi şeklinde kategorik olarak 1-0 olarak puanlama amacıyla kullanılan araçlardır. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı kontrol listeleri diyoruz. 9. sorumuz tablo şeklinde verilmiş. Geleneksel yöntemler ve destekleyici yöntemlerin karşılaştırılmasında hangi madde yanlış verilmiştir? Hemen bakalım. Geleneksel yöntemler ürün değerlendirilir. Destekleyici yöntemler süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. Geleneksel yöntemler öğrencinin ulaştığı noktanın tespiti önemlidir. Destekleyici yöntemler ne öğrendikleri yanında öğrendiklerinin nasıl kullandıklarıyla ilgilenir. Geleneksel yöntemlerde değerlendirme öğrenmeden ayrılır. Destekleyici yöntemlerde değerlendirme öğrenmeyle bütünleşmiştir. Geleneksel yöntemlerde geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır. Destekleyici yöntemlerde geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir. Geleneksel yöntemlerde üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanır. Destekleyici yöntemlerde SI dışında genellikle üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde yetersizdir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış, daha doğrusu hangi maddedeki eşleştirme yanlış olarak verilmiştir? Evet. Biraz düşünme payı bırakalım. Burada ilk 4 eşleştirme maddesi doğrudur arkadaşlar. 5. maddemiz yer değiştirirse, yani geleneksel yöntemlerden SI dışında genellikle üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirmesinde yetersizdir. Destekleyici yöntemlerde üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanır. Yani 5. maddemiz yer değiştirirse doğrudur. Bu şekilde eşleştirme yanlıştır. 9. sorumuzun cevabı E şıkkı 5. madde yanlış verilmiştir diyoruz. 9. Edirne.
10. ve son sorumuz. Türkiye TIMSS'e ilk defa hangi sınıf düzeyinde ve kaç yılında katılım göstermiştir? A. 2001 yılında 4. sınıf düzeyinde. B. 1999 yılında 8. sınıf düzeyinde. C. 1998 yılında 8. sınıf düzeyinde. D şıkkımız 2000 yılında 4. sınıf düzeyinde. E şıkkımız 1999 yılında 4. sınıf düzeyinde katılım göstermiştir. Evet, Türkiye TIMSS'e ilk defa hangi yıl hangi sınıf düzeyinde katılım göstermiştir? Sorumuz buydu. Bildiğiniz üzere onun sorumuzun cevabı Bursa şıkkı, yani B şıkkı, 1999 yılında 8. sınıf düzeyinde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü ölçme değerlendirme test çözümleriyle ilgili sorumuz sona erdi. Cevaplarımız her zamanki gibi en sonda verdim. Tekrar edeyim. Hocam Bilir kanalına abone olup beğenmeyi unutmayalım. Eğer abone sayımız 1000'in üzerinde olursa sizler için genel değerlendirme sorusu hazırlamayı düşünüyorum. Yani sizlerden gelen ilgiler, destekler sayesinde bizler de elimizden geldiğince bu tür videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Hepinizden destek bekliyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdiden hepinize kolay gelsin, başarılar diliyorum.